Peki İstanbul'daki şöyle seçim sonuçlarında ilçelere bir bakalım. Ee, örneğin Üsküdar çok merakla bekleniyordu Üsküdar'daki sonuçlar ve e, bir kadın belediye başkanı var artık Üsküdar'ın efendim. 49.9'la yüzde %50 ile kazandı Sinem Dedetaş. Ee, AKP Üsküdar'ı uzun yıllardır e, yönetiyor. Üsküdar daha böyle mütedeyyin işte muhafazakar milli görüş tabanının ağırlıklı olduğu bir adres olarak ifade edilir Sayın Erdoğan'ın da hatta evi orada biliyorsunuz kısıklı da. Vay be bir Ankaralı olarak Üsküdar'dan da bahsettim. Kısıklı falan diyerek. Öyle değil mi? Yanlış bir şey söylemedim yani. yani yanlış olmasın. Arada şu kulaklıktan süfle verin. Doğru Üsküdar, kısıklı, oralar Sayın Erdoğan'ın oturduğu yer. Hani tam da orası evet. Tam da orası efendim. Sayın Erdoğan'ın evinin ailesinin yaşadığı yerde doğup büyüdüğü yer Kasımpaşa. Lütfen beni beni yanlış yönlendirme. Hmm. Lütfen. Yani Rize, Kasımpaşa, Üsküdar, Kısıklı. Ardahan'da. %49.9'la artık Erdoğan'ın yaşadığı semtte, yaşadığı ilçede Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı var efendim. İstanbul Beyoğlu yine çok merak ediliyordu. İstanbul Beyoğlu ve Beyoğlu'nu da Cumhuriyet Halk Partisi %50'ye yakın bir oyla kazandı. İnan Güney kazandı. İlçelere doğru bir gidelim. İlçelerde ne var ona bir bakalım. İstanbul'un ilçelerinde... Değişim var başlığını attık efendim. Silivri, Çatalca, Eyüp Sultan, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Bayrampaşa, Üsküdar, Tuzla, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe daha önce 14 ilçesi vardı. 2019 seçimleri sonucuyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisinin 14 ilçesi vardı. Şimdi 26 ilçe var. İşte İstanbul'un görünümü bu sarı kırmızı olmuş. Yani Fenerbahçeli kimse var mı bilmiyorum ama sarı kırmızı sen misin <laughs> tamam peki o zaman ee, sarı kırmızı olmuş ee, gerçekten e, İstanbul'un haritası da böyle hani kaybedenlerden bahsettik kaybedenlerin mesajları üzerine biraz konuşuyoruz ee, Ankara'nın da bir kaybedeni var sonuçta seçim kazananı var kaybedeni var ee, kazanan gayet mutlu böyle şen şakrak yani özellikle Cumhuriyet Halk Partililerin özlediği bir atmosfer ve e, hal e, ve dün e, böyle o özledikleri durumu içlerine böyle çeke çeke yaşadılar. E, hani bir taşkınlık falan olmadı. Sonuç itibariyle bir seçim başarısını nasıl kutlamak gerekiyorsa öyle kutladılar. E, peki bir bakalım mı Turgut Altınok ne demiş? Aslına bakarsanız sadece 6 saniye konuşmuş. Vatandaşımız Karar vermiştir demokrasi budur Saygı duyarız Hayırlı olsun Şimdi genel merkeze mi geçiyorsunuz efendim Evet Açalım Evet Turgut 6 Ankara'da kaybetti Hatta Keçiören Belediye Başkanlığı Süreci zaten adaylıkla beraber noktalanmıştı. Keçiören'de de Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Pastanın üzerindeki çilek tarifi tam da yerini buldu diyebiliriz Mansur Yavaş öyle demişti. Şimdi Mansur Yavaş'tan koltuğu devralmak üzere yola çıkmıştı Turgut Altınok. O koltuğunu şimdi Keçiören'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne teslim edecek ya da devredecek. Öyle ilginç sonuçlar ortaya çıkabiliyor. İşte demokrasi böyle bir şey böyle bir güzelliği var ee, Halkın kararıyla her şey oluyor halkın kararıyla değişiyor her şey halk nasıl istiyorsa öyle oluyor olmalı da zaten ee, ve işte bu seçim sonuçlarında da birileri gelecek birileri gidecek Yani ben seçildim böyle hep ben olacağım diye bir gerçeklik yok Elbette seçmen ne diyorsa o, Nasıl bu kararı verdi seçmen? Ne etkili oldu? Ya işte onları da siyasiler düşünecek artık. Yani özü başımıza girdik diyenler düşünecek. İşte ne bileyim, e, ittifaklarla gidiyoruz deyip ayrılma gidemezsin bir yere diyenler düşünecek. İşte İstanbul'u sahipleri geri alacak diyenler düşünecek. Ankara'da ya artık hızlanma zamanı diyenler düşünecek. Çok düşünenler olacak elbette seçmen neden böyle bir karar verdi? Valla 22 yıllık bir iktidar sürecinden bahsediyoruz. Yani bir seçmen de değişim isteyecektir elbette. Ekonominin içinde bulunduğu durumu değerlendirecek. Ne bileyim gençler umutsuzluğunu, yarına dair hayallerini, beklentilerini değerlendirecek. Kadınlar, yaşlılar, ya çocuklarıyla ilgili bir düşüncesi, işte yarına dair planı olanlar, beklentisi olanlar. Seçmen işte böyle kararlar verecek. Bunları düşünerek, bunları şöyle gözünün önünde bulundurarak gidip oy verecek. Yoksa takım tutar gibi bayrağı sallayalım, gidelim oyu verelim, ondan sonra dönelim, gelelim akşam bir daha bayrağı sallayalım. İşte ondan sonra geldiğimiz nokta hiç de iyi olmuyor. Olmadı da nitekim. Hani tamam milletin kararı her zaman başımız, başımızın üzerinde yeri olan bir gerçeklik ama şunu da görmek lazım. Ya bir gün o model, bir gün bu model. Bir gün faize savaş, bir gün nas, bir gün faiz en böyle tepelere tırmandığında yine alkış. E onların doları varsa bizim Allah'ımız var yine alkış dolar olmuş 32,5 lira. E emekli inim inim inliyor emekli ya ben ekmek bulamıyorum diyor emekli gel sana biz tiyatro biletinde indirim yapalım. E şimdi Emekli de doğal olarak sandığa giderken der ki sen bana tiyatroda indirim yapıyorsun. Ben de sana sandıkta indirim yapıyorum der. İndiri verir adeta. Hani biri bilet fiyatlarında indirim birisi seçimde indirim olu veriyor belli ki. O yüzden hani bunların hepsi değerlendirilecek efendim. Geçim dedik biz. Hep de onu vurguladık zaten. Hani birilerinin aklında, fikrinde hep seçim var ama milyonların önceliği Doğaldır ki geçim dedik. Eğer siyasiler bu geçim gerçekliğini yok sayarsa çok büyük bir gerçeklikle uyanı verirler demiştik. E zaten işte o da ortaya çıktı. Kazananlar, kaybedenler e bir de o zaman kutlamalar. Sabahın er saatine kadar davullar, zurnalar, kutlamalar devam etti pek çok ilde. CHP seçmenleri kutlamadaydı. Türkiye yerel seçimlere gitti. Resmi olmayan sonuçların ardından yurdun dört bir yanında kutlamalar başladı. Başkente Mansur Yavaş tarih yazdı. Ankara tarihinin en yüksek oyuyla tekrar başkan seçildi. CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde büyük coşku vardı. Zafer düğün Araçlar Genel Merkez'in önünde konvoy oluşturdu. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun zaferinin ardından binlerce kişi Saraçhane'deki İBB binası önüne akın etti.